28 Nisan 2020 bugün. Son günlerde özellikle genç meslektaşlarımın özel tiyatro demek yerine bağımsız tiyatro demeyi tercih ettiklerini duyuyorum, gözlemliyorum. Haksız değiller. Bağımsız tiyatro çok güzel bir laf ama asıl asıl söylemek istenen şu. Öbür tiyatrolar yani bizim ödenekli tiyatrolar dediğimiz tiyatrolar da bağımlı tiyatrolardır. Bir anlamda doğrudur. Bir anlamda doğrudur ama günlerdir anlatmaya çalıştığım işte bu noktada yatıyor. Bu hassasiyet, bu incelik bütün ödenekli tiyatroların ister bakanlığa bağlı devlet tiyatroları olsun ister belediyelere bağlı tiyatroları olsun geçmişleri özellikle bizim sevgili şehir tiyatrosunun da yönetimin zaman zaman haksız ve yersiz müdahaleleri ve bunun yarattığı depremlerle dolu. Ne zaman ki yönetimle yani diyelim ki belediye başkanıyla şehir tiyatroları ya da kültürü bakanıyla devlet tiyatroları bir uyum içinde çalışmıştır ve bu üst makamlar hiçbir zaman sanatsal anlamda müdahale etmemişlerdir. O tiyatroların altın yılları olmuştur. Sebebi çok basit. Tiyatro muhalif bir sanattır. 3000 küsür yıldır. Çünkü sadece gerçekleri ve anında ve doğruları ve hemen söyler. Onun için de iktidar tarafından sevilmezler. Şimdi bu iş bana böyle söylendiği zaman benim aklıma bir başka macera geliyor. O anıyı paylaşmak istiyorum sizinle. Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nin kuruluşunun öyküsü. Evet, 90'ların sonunda sıcak bir gün Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan doğru yukarı çıkarken cep telefonum çaldı. Açtım. Nazik bir sekreter hanım Hakan Altınerle mi görüşüyorum dedi. Evet dedim. Belediye başkanımız, Beşiktaş Belediye Başkanımız Ayfer Atay Bey görüşmek isterler. Müsait misiniz dedi. Tabii dedim. Bağlandı telefona. İlk kez ses sese tanıştık böylece. Ben tabii Ayfer Atay'ın özellikle o ilçede yaşayan bir insan olarak e kültürel kimliğini, düşünce yapısını ve aydınlık fikirlerini biliyor, izliyor ve hayranlık duyuyordum. Nitekim Ayfer Bey de telefonda Hakan Bey dedi. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bize bir vakit ayırır mısınız? Bir konuda danışmak istiyoruz size. Tabii dedim. Ne zaman ayırırsınız dedi. Vallahi size garip gelecek ama ben Barbaros fırlarından yukarıya doğru yürüyorum. Sağa saparsam hemen vakit ayırırım dedim. Çok sevinirim. Ben de o zaman çay söylüyorum dedi. Buluştuk. Güzel tatlı bir sohbet. E, sohbetin hemen ikinci, üçüncü dakikasında Akatlar Kültür Merkezi'ni biliyor musunuz dedi. Bilmez olur muyum? Yatak odamın penceresinden her sabah görüyorum dedim. Niye dedi? Çünkü o söz konusu sitede oturuyorum dedi. O zaman size o sitenin öyküsünü anlatayım dedi. Bugün sarı konaklar olarak anılan site aslında çok kıymetli bir arazi tabii. Ve Ayfer Bey Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na gelmeden önce Emlak Bankası ile saygın bir inşaat şirketinin ortaklığında belediye ile bir anlaşma yapılmış. Kat karşılığı, bina karşılığı, inşaat gibi. Ama Ayfer Bey geldiğinde saptamış ki yüzdeler hiç adil değil. Burada her ne sebeple olmuşsa olmuş Beşiktaş Belediyesi son derece düşük bir yüzdeyle hakkını kaybetmiş. Allah'tan inşaat başlamamış ya da başlama aşamasında Ayfer Bey de son derece medeni bir adam derdi kavga etmek değil. Dolayısıyla uzun görüşmeler sonucu o sözleşmeyi tamamen değiştirmiş yüzdeler bir şekilde adil ve eşit hale gelmiş. Ama sonra da son bir istekten önce imzalamamış. Nedir demişler heyecan içinde? Oraya koyacağınız onlarca bloktan bir tanesinin yerine bir kültür merkezi yapacaksınız. Ve bunu Beşiktaş Belediyesi'ne hediye edeceksiniz. Kabul etmişler. İyi ki de etmişler. Ve Akatlar Kültür Merkezi böylece yapılmış. Ancak enteresan olan, Ayfer Bey'in de enteresan diye niteliydiği şuydu yaklaşık 6 ay oldu dedi. Ya iş bitti, teslim aldık kültür merkezini. Ben de sağa sola haber yolluyorum. Ya burayı nasıl işletelim? Nasıl yapalım? Ve herkes bütün tiyatrocular bireysel taleplerle geldiler. Benim tiyatrom olsun. Şöyle yaparım. Benim tiyatrom olsun. Böyle yaparım. Evet, tiyatro bireysel bir sanat, bireysel akılla, bireysel ihtirasla güzel yönetilen bir sanat ama ne olursa olsun ben bunun daha çok sesli olmasını istiyorum dedi. Ben de işte aklım yettiğince... Üç çay sohbeti sırasında bütün düşündüklerimi anlattım. Sonra birdenbire elini çekmecesine attı. Bir avuç anahtar çıkarttı. Hadi buyurun bakalım dedi. Eti sizin kemiği benim. Akatlar Kültür Merkezi'ni hayata geçirelim. Ee, ben dedim şu anda şehir tiyatrolarında çalışıyorum yönetmen olarak. Hemen tabii her zamanki gibi son derece pratik bir adamdı. Hem telefonu açtı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine. Hem de sekreterini çağırıp bir yazı yazdırdı asal görevini aksatmamak koşuluyla Akatlar Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmenliği'ne atanmasını arz ederim diye. Onay pek çabuk geldi. Dolayısıyla ben elimde bir avuç anahtar, akşam karanlığında kendimi Akatlar Kültür Merkezi'nin kilitli kapısının önünde buluverdim. Kapıyı açtım, elektrik bağlanmamış olabilir. Cep feneri ve mum yardımıyla fuayeye adım attım. Bugün o pırıl pırıl fuayeye. Ağzına kadar yani tavana kadar inşaat molozu dolu. Allah Allah. Salonun kapısını açtım, girdim. Yine mum ve el feneri yardımıyla koltuklar, her şey, spotlar takılmış yerlerine üstlerinde naylonları duruyor. Derin bir toz tabakası var. Tuvaletlere bir bakayım dedim. Olur ha. Medeni ihtiyaçlar konusunda da aynı itinayla davranmışlar mı? Evet. Son derece güzel ama su akmıyor. Böylece şu gerçek ortaya çıktı. İnşaat şirketi bütün taahhütlerini bitirmiş, binayı teslim etmiş ama elektrik bağlanacak, su bağlanacak filan. Bu macera öyle başladı hayatımın en güzel maceralarından biriydi diyebilirim. O bina çok kısa bir süre içinde gayet tabi Beşiktaş Belediyesi'nin inanılmaz destekleriyle hayata geçirildi. Tamam yapıyı yaptık ama içine koyacağımız şey ne? Dolayısıyla bir cep telefonu yardımıyla resmen telefonda bağlanmadığı için bir repertuar yapmaya, konuk tiyatrolar bulmaya davet etmeye başladık. Parlak bir sezon başladı. Parlak bir sezon şöyle başladı. Çünkü statüyü baştan çok güzel koyduk. Bugün özel tiyatrolarımızın, hepimizin çok şikayetçi olduğu anormal salon kiralarından eser yoktu. Şöyle bir sistem oturtmuştuk. E, tiyatrolar başvurduğu zaman kendilerine bıraktığımız nöbetçi teknisyen ücretiyle birlikte 100 Türk Lirası kira alıyorduk. Ondan sonra ama nasıl bir bütçe oluşturacaktık? Çünkü Beşiktaş Belediyesi buna bütçe ayırmak imkanına sahip değildi. Dolayısıyla gece belli bir saatten sonra yani oyunlar bittikten sonra çeşitli reklam çekimlerine kiralayarak oradan elde edilen parayla başlı başına bir döner sermaye oluşturduk. Ayfer Bey çok mutlu oldu. E, hatta oradan yola çıkarak bel taşı o vakfı kurdu ki tamamen bu e, sermaye, bu birikim doğru dürüst harcanabilsin diye. Güzel yıllar geçirdik akatlarda. Oradaki tiyatroları, tiyatrocu dostları, anıları tekrar paylaşırım. Ama ilginç olan şudur. Ee, orası için prodüksiyon yapma önerisi de geldi Ayfer Bey'den Hadi artık tiyatro bel taş diyelim adına fark etmez Ama buraya prodüksiyon yapalım dedi ee, O bağlamda güzel oyunlar perde açtı orada Şimdi sevgiyle andığım e, oyunlar ve oyuncularla e, Saat 9.05'i zaten yapmıştım Onunla başladık ee, sonra Cahide Müzikali geldi. Nükhet Durun'un başrolünü oynadı. Sonra Fehim Paşa Konağı geldi. Sonra Yaygara 70, hep aynı Yaygara adıyla oynamıştık geldi. Velhasıl o günün tatlı anıları fotoğraflarla da belgelendi. Bugün elimde o oyunların kuyruğunun, bilet satış kuyruğunun Akatlar Kültür Merkezi'nden başlayıp bilenler anlayacaktır. Ak Merkeze kadar uzadığı fotoğraflar, belgeler var. Sonra ne oldu? Her zaman gibi. Ne olacak? İktidar değişti. Ayfer Atay ee, kendi partisinin de anladığım kadarıyla çok fazla sahip çıkmaması nedeniyle Beşiktaş gibi bir ilçede, hafızam beni yanıltmıyorsa, 4 oy farkla belediye başkanlığını kaybetti. Yerine dönemin anapı, ee, o partinin belediye başkan adayı olan eski hakem Yusuf Namoğlu geldi. Yusuf Bey'le herhangi bir tanışıklığımız da zaten yoktu ama her zamanki gibi zihniyet şuydu. Onlar madem çok iyi işler yaptılar, o işin başında olanlar mutlaka oradan uzaklaştırılmalı ki bizim ayağımıza dolanmasınlar, bizim aramızda casus olmasınlar. Ben bununla birçok kere karşılaştım, sizlerle de paylaştım bazılarını ama bu sefer ilginç bir yol uyguladı Yusuf Namoğlu. Beltaş demiştim, orayı yönetiyor. Beltaş geldi, onun yetkilileri geldiler, yeni seçilen yetkilileri geldiler o dönemde. Bir bir baktılar, Allah Allah aşağıda bizim prova salonu dediğimiz aynalı, bağırlı, hem dans provası hem oyun provası yapabildiğimiz iki kocaman salon var. Bu nasıl yani dediler. Bu boşluk değerlendirilmiyor. Efendim gündüzleri de orada eğitim veriyoruz dememizi hiç dinlemediler. Burası Beltaş'ın muhasebe ofisi olsun dediler. Diyecek bir şey yok. Kütüphane yapmıştım. O kitaplar nerededir şimdi çok merak ediyorum. Bayağı ciddi tiyatro kitapları vardı. Hem bağışlarla sağlanan hem satın aldığımız. Ha orası da dediler sonucu idari işlere çok uygun. Uzatmıyorum hikayeyi. Böyle 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 orayı tırnak içinde söylüyorum işgal ettiler. İşgal ederken de bir yandan Yusuf Namoğlu bizimle hiçbir konuda ilişki kurmadı. Sadece biz yazılı gelen bir takım emirleri görüyor ve onlara gerekirse yazılı olarak hatta bazen çok ciddi yazılı olarak itiraz ediyorduk ama bir sonuç çıkmıyordu doğal olarak. Sonra e, bir Ramazan ayıymış demek ki biz de aşağıda Fehim Paşa konanı oynuyoruz. Nur içinde yatsın Tomris Oğuzalp bir gün bana telefon etti. Akşam saat 5 suları demek ki. E, Hakan'cığım ben geldim de tiyatronun kapısı kilitli dedi. Ne demek tiyatronun kapısı kilitli dedim. Evet dedi. Allah Allah. Çıktım. Aa, kültür merkezinin kapısı kilitli. Hemen oradaki güvenlik görevlisini açtırdım kapıyı. Anahtarı zaten bende de vardı. Ama daha kapıyı açarken kapının üstüne kocaman yapıştırılmış bir kağıdı tersten okumayı başardım. Ramazan ayı boyunca iftar saatinde tiyatromuz kapalı olacaktır. Beşiktaş Belediye Başkanlığı. Diyeceksiniz ki bu mudur bardağı taşıran son damla? Evet budur. Akatlar Kültür Merkezi maceram benim bu son damla ile birlikte istifamla son buldu. Daha sonrasında başka arkadaşlar geldiler. Devam ettiler. Halen de devam ediyor. Ama işte müdahalenin en acımasızı o zaman orada yanmış olan bir sanat ateşini diyelim. Biraz dramatik bir laf olacak ama işte böyle söndürdü. Hoşçakalın.